Herkese merhaba. Şu anda elimde Sony Xperia P var. Xperia P, Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu iki cihazdan bir tanesi. Orada bir de Xperia U tanıtılmıştı. Böylelikle NXT serisi 3 cihaza tamamlanmıştı. Sony Xperia S, ortanca Xperia P ve giriş seviyesi cihaz Xperia U. Xperia P 4 inçlik bir ekrana sahip. Büyüklük açısından baktığımızda Xperia S ve Xperia U'nun ortasına düşmekte. Telefon tasarım açısından diğer NXT serisi telefonların tasarım çizgisini korumakta. Ancak malzemesi farklı. Tek parça alüminyumdan üretilmiş, metalden yapılmış bir kasaya sahip olan telefon Sony Xperia P. Bataryası yerinden çıkarılmıyor. Arkada herhangi bir çıkarılan kapak yok. Bu nedenle Sony Xperia P'de diğer üyelere göre yanlarda biraz daha fazla giriş çıkışın bulunduğunu görmekteyiz. Sony Xperia P'nin bir özelliği de ne? Altta görmüş olduğunuz şeffaf bölüme kontrol, navigasyon tuşu işlevi atanmış. Bildiğiniz gibi Xperia P ve Xperia S ve Xperia U'da görmüş olduğunuz şeffaf şeridin üzerinde bir alan vardı. Bu alanda noktalarla işaretlenmişti ve böylelikle bu noktalı alanlar navigasyon tuşu işlevini görmekteydi. Ancak Sony Xperia P ile birlikte bu navigasyon tuşu işlevlerini, dokunmatik işlevleri doğrudan şeritte görmüş olduğunuz ikonların üzerine atmış. Aslında bu şekilde daha iyi olmuş çünkü Xperia S'te de Xperia U'da da bir karışıklık olabiliyordu. İster istemez eliniz görmüş olduğunuz ikonlara gidebiliyordu. Bu da navigasyonun tam olarak gerçekleşmemesine neden oluyordu. Xperia P bu işin aslında bu şekilde yapılabilecek olduğunu gösteriyor. Xperia P metalden yapılmış bir kasaya sahip, ancak altta görmüş olduğunuz Xperia yazan bölüm, şeffaf bölümün altındaki yer plastikten yapılmış. Bunu da söyleyelim. Telefonun ekranı 4 inçlik 960x540 çözünürlüğe sahip. Özel bir White Magic teknolojisi var ekranda. Yeşil, mavi ve kırmızı piksellerin yanı sıra beyaz pikseller de ekrana eklenmiş. Bu sayede ekran biraz daha parlak. Ekranın görüş açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. 4 inçlik ekranda 960x540 piksel çözünürlükte nispeten daha iyi bir piksel yoğunluğu, daha keskin bir görüntü kalitesi sunmakta. Ekranın fena olmadığını söyleyebiliriz Xperia P'nin. Xperia P'nin içerisinde 1 GHz'lik çift çekirdekli Novatower işlemci var. 1 GB RAM var, 16 GB dahili bellek bulunmakta. NFC desteği var. Cihazın kutusundan bir adet de akıllı etiket, smart tag geliyor. Bu sayede telefonun profilini NFC yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Belirli bir profil tanımlayıp o profili belirli yerlerde aktif hale getirebiliyorsunuz. Örneğin evinize girdiğinizde önceden atadığınız, profil atadığınız etikete dokunduruyorsunuz Sony Xperia P'yi ve böylelikle telefonun sesi son ses açılıyor. Diyelim ki Wi-Fi otomatik olarak açılıyor vesaire. Bu gibi şeyler kolaylıkla yapılıyor. Aynı anda 4 farklı etiket tanımlayabiliyorsunuz. Kutudan bir tane geliyor. Daha sonra başka etiketler de almanız mümkün. Telefonun tasarımına şöyle baktığımızda biraz kavisli bir yapı söz konusu. Aşağı doğru, ortaya doğru biraz daha şişmanlaşan bir yapı söz konusu. Ancak bu telefonun tutuşuna çok fazla etki etmiyor. İnce olduğunu söyleyebiliriz cihazın. Köşeler biraz daha keskin. Telefon elde tutulurken şu arkada görmüş olduğunuz bölümler biraz elinize baskı yapabilir. Bunu söyleyelim ama genel olarak telefonun hoş durduğunu, kibar durduğunu, elde rahatlıkla taşınabildiğini söyleyebiliriz. Sol tarafa baktığımızda micro USB portu var. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevi gerçekleştiriliyor. Micro HDMI portu var. Altta görmüş olduğunuz kapağın, burada da görmüş olduğunuz kapağın altında SIM kart yuvası var. Xperia P'de mikro SIM kart kullanmakta. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Devam edecek olursak görmüş olduğunuz gibi vidalar var. Vidalar aslında telefona biraz da hoş bir hava katıyor, bunu söylemek gerek. Kamera tuşu yine çift kademeli. Ses kademe tuşları, açma kapama tuşu ve hoparlör dikkat çekiyor. Üste baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık jackını görüyoruz. Önde bir VGA kamera var görüntülü görüşmeler için. Arkaya baktığımızda 8 megapiksel kamera ve flash yer almakta. Arada oldukça ilginç bir oluk yapılmış. Neden böyle bir iş yapıldığını bilemem. Ancak telefonu biraz daha farklı gösterdiğini, arkadaki sıkıcılığı biraz aldığını söyleyebiliriz. Bir de Sony Ericsson logosu dikkat çekiyor. Telefon Sony telefonu olsa da Sony Ericsson logosu yer almaya devam ediyor bu telefonda. Sony Xperia P Android 2.3 Gingerbread ile birlikte piyasaya çıktı. Sony'nin o alışmış olduğumuz Xperia arayüzü yine karşımızda. Yine Sony'nin önceden yüklediği çeşitli uygulamalar var. Sosyal medya uygulamalarını, iletişim uygulamalarını yüklemiş. Yine 8 megapiksel kameranın
kullanıldığı kamera arayüzü Xperia S ve Xperia U'dakinden çok farklı değil. Pratik bir şekilde çekim imkanı sunuyor. Telefon 1080p video çekimi yapabiliyor. Full HD çekim yapabiliyor. Bu açıdan iyi. Kameranın renk doğruluğu oldukça iyi. Bunu da söyleyelim. Bir dipnot olarak belirtelim. Yine 3 boyutlu panoramik mod var. 3 boyutlu fotoğraf çekip, panoramik fotoğraflar çekip bunları 3 boyutlu televizyonlarda oynatabilirsiniz. Aynı şekilde 2 boyutlu panoramik fotoğraflarda çekmek mümkün. Telefon Ice Cream Sandwich'e güncellenecek bu ay içerisinde. Bu ayın sonlarına doğru güncellemenin çıkacağı söyleniyor. Onunla birlikte cihazın deneyimi biraz daha iyi hale gelecektir. Biraz daha düzgün hale gelecektir. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Xperia P ile ilgili olarak genel olarak konuşacak olursak Xperia P NXT serisinin ortanca üyesi. Fena bir telefon değil. Şık görünüyor. Performans belki çok mükemmel değil. Çok iyi performans veren telefonlar seviyesinde değil. Ancak tatmin edici bir performans sunacağını, kullanıcı deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Özellikle kamerasının memnun edici bir kamera olduğunu söylemek gerek. Xperia P'nin tabii ki Android Gingerbread ile gelmesi hala bir handikap. Ancak dediğimiz gibi Ice Cream Sandwich güncellemesinin gelmesiyle birlikte bu açıkta kapanacaktır. Google Play Store üzerinden de birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Bunu da söyleyerek videoyu kapatalım. Sony Xperia P ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.